Yani maçlardan başlayıp yaşayıp sağlık beslenmesi, dini... Deniz pırıl pırıl görünüyor ama yosun var. Bir euro. Bu da diğer tarafı. Böyle her sekten çıkış yaptık biraz önce. Şimdi Karadağ'a giriş yapıyoruz. Montenegro'ya giriyoruz. Ve Karadağ'a doğru biraz daha yaklaşıyoruz. Basit bir kulübe vardı o kadar. Ben başlamıştım, söylemiştim. İber Yarımadası, Orta İtalya Yarımadası. Ondan sonra ise Balkan Yarımadası. Bundan sonraki İtalya oluyor karşı tarafından sonra. Bu da yarımada ve ondan sonra ikisi İber yarımadası olarak geçmekteydi sevgili dostlar. Karadağ'a baktığımız zaman burada ilk göreceğimiz kasabalardan bir tanesi Hırsıkmıyor sevgili dostlar. 30 bine yakın nüfus. Ama buradan sonra dağları açtıktan sonra belli bir yere kadar düz arazili gibi yerlerde belirli sahil kesimleri mevcuttur. Çok da ucuz ülke değildir yani. Öyle bildiğimiz pahalı olur. Yazın çok yoğun bir turist akınına uğrar. Kruz gemileri Kotor'a yanaşır, Bilya'ya yanaşır sevgili dostlar. Aslında çok fazla da sahil kesimlerinde ama özellikle Bilya'da turizm biraz daha farklı. Çünkü deniz mum güneş mevcut olduğundan dolayı biraz daha ilgi görülen yerlerden bir tanesiydi. Bilya'ya panoramik olarak göreceğiz. Sanırım bizim önündeki direkt Bilya'yı gezmeye gidecekler ekstra olarak. 14. yüzyılda 15. yüzyıllarda Osmanlı egemenliğine geçmiş olan Karadağ belli bir zamandan sonra sevgili dostlar yeniliklerle el... Şöyle şehirlere dikkat ederseniz veya da Kotor'a, Budva'ya gittiğimizde çok fazla sayı, hatta Kotor'da hiç eski Osmanlı'ya ait bir yapı bulamazsınız. Çünkü Osmanlı fazla burada duramamıştır. Sürekli savaş halindeler. Aynı zamanda Venedikler'le savaş halinde olduğundan dolayı bir onların eline geçer, bir Osmanlı'nın eline geçer. Ama ta ki 1878 yılına kadar sevgili dostlar, Berlin Anlaşması'yla birlikte tamamıyla Osmanlı Karadağ'a bağımsızlığını vermektedir. Birinci Dünya Savaşı geldikten sonra sevgili dostlar iç karışıklıklar başlar. Daha sonra 1. Yugoslavya'nın kuruluşu 2. ve 3. kadar Yugoslavya'ya bağlı kalır. Ardından Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte belli bir süre Sırbistan'a bağlı olarak bir bölge kalır. Ama en son 2006 yılı itibariyle bağımsızlığı kazanmış yerlerden bir tanesidir Karadağ. 2006 yılında sevgili dostlar bağımsız olan bir yerdir. Yeni Kosova'dır, Karadağ'dır, Bosna Hersek'tir. Bunlar yeni yeni bağımsızlığını kazanmışlar hala. Tam olarak kendini tutturmayan ülkeler. Çünkü çok küçükler. Yani düşünsene tamamı hepsi Yugoslavya iken daha sonra 6 tane parçaya bölünmüş. Ve halen neyin ne olacağını kimse bilmiyor. Yani herhangi küçük bir kıvılcımla birlikte sevgili dostlar şey olur. Ortalık karışır. Karışabilir özellikle. Marotta Nehri, bunu size söylemiştim sevgili dostlar, Adriyatik Denizi'ne dökülür. Yani Mostar'dan başlayıp o şekilde gelir ve Adriyatik Denizi'ne dökülmüş olan
nehirlerden bir tanesidir. Karadağ toprakları içerisinde yaklaşık olarak 100 bine yakın Müslüman bulunmaktadır aynı zamanda. 100 bin Müslüman. Ama demek toplam nüfus en son sayım 2018'de yapılmıştı. 800 bin civarı falan diyor ama şimdi 1 milyonu bulmuştur, geçmiştir yani. Son zamanlarda bakmadım ne kadar olduğunu. Ama şu var, ülkenin %70'i Karadağlılardan oluşmakta, %25 civarında Sırplardan ulaşmaktadır ve diğerleri ise Türktür, Arnavuttur, Hırvattır, Kosovalılardır. Yani bu Balkan ülkelerine baktığınız zaman sadece Sırbistan'da Sırplar yaşıyor diye bir şey yok. Ya da Arnavutluk'ta Arnavut yaşıyor diye bir şey yok. Hepsi karma karışık. Bunun sebebi yıllarca birileri içerisinde savaş yaşandığından dolayıdır. Yıllardır savaşlar olduğundan dolayı birbirleriyle savaştığı için ya onlar onlara kaçmış ya onlar onlara kaçmış. Bir de Yugoslavya bu ülkeleri bir araya getirdiğinden dolayı etnik köken ayrımı yoktu. Birlikte parçalandı ve sınırlar oluşunca herkes olduğu yerde çoğaldı. Savaş yaşandığı zaman ya kaçmak zorunda kaldılar ya da öldüler veya da bizlerin aynı şekilde yaşadığı yerde yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar. Çünkü sadece tek elden yönetilmemiş. Halk arasındaki ilişkilere baktığınız zaman aslında problem yok. Birileri arasında geçiniyorlar. Daha önce nasıl ki Yugoslavya'da geçiniyordu da aynı şekilde geçiniyorlardı. Ama işte bu sınırların belirlenmesiyle birlikte eskiye göre kin ve düşmanlık beslenmesi, dini inanç bakımında, etnik köken bakımında baktığınız zaman politik ve siyasi yöneticiler yüzünden insanlar birbirine düşmeye başlıyorlardı. Sahil kasabası olduğuna kadar belli ediyor değil mi hemen? Karadağ. İncir yemek istiyorsan gel şeye Ege'ye. Ege'de de mi var? Oo, incir ederler. Başkasına yaptır. Ölmez. Çalışmak ölüm getirir. Çalışarak erken ölme. Olur da çalışma isteği diyen birini görünce verme kendisine diyor. O kim diyor bunu ya? Bunlar Karadağların bazı özellikleri, müştemlilik üzerine söyledikleri bazı maddeler. Sizin de katıldığınız herhangi bir numara falan var mı? Mesela bir diyor insan yorgun doğar, dinlenmek için yaşar. Hiçbirine mi? Yorgun doğar. Özürdüğünde ona yardım et diyor. Sessiz ol diyor. Çok rahat insanlar sevgili dostlar. Şimdi elimiz olsun.
Kumbor burası. Kumbor. Kumbor dedi değil mi? Kumbor. Deniz, kum, güneş konusunda ülkemiz aslında dünyanın sallamalarında yer almaktadır. Bakın, Adriyatik Denizi olabilir, yerinde Balkan ülkelerindeki sahil kesimlerine baktığınız zaman deniz derin olduğundan dolayı kum yok. Tıpkı bizim Karadeniz gibi. Çok fazla kum yok. Var ama derin olduğundan dolayı çakıl olur. Bazı yerlerde plaj olan yerlerde çakıl olur. Ama Ege Akdeniz'deki gibi ince kum, sarı kum olmaz. Kotor, Budra'dan daha güzel olmasına rağmen Kotor'da plaj yok. Bazılar bundan dolayı biraz turizm açısından ön plana çıkmış. Aslında Budra, Kotor Budra'dan tarihi açıdan daha iyi bir şehirdir. Zaten dikkat ederseniz böyle yol boyunca bakın sahil kesimine. Öyle çok az denk gelirsiniz. Belki hiç bulmayabilirsiniz. Bir iki yerde tek var. O da küçük böyle. Derindir bağlantılıdır. Ama nasıl? Kasaba köy şeklinde devam eder. Ama ilk girdiğimiz yer Hersekmeyi şehrine bağlı olan. Yani takip ederseniz bazı tabelaları görürsünüz böyle. Kumbormuş. Mesela Denovici. Denovici. Burası Denovici. Karadeniz'de Arsin, Araklı derken böyle sahil kesimlerinde hepsi böyle birbirine yakın kasabalar, ilçeler hepsi oluyordu ya. Evet. Daha da şeyden giderken, Ege Akdeniz'den giderken belli yerlerde de aynı şekilde. Art bölge olmadığından dolayı şehirleşme tamamıyla sahil bölgesine yapılıyor. Ve kesintisiz olarak yerleşim devam eder. Thank you.
Bijela. Şimdi Bijela'ya girdik. Buradan denize giriyorlar demek ki. Oyuncaklar atmış. Adriatic Beach, Adriatic Restaurant. Deniz pırıl pırıl görünüyor ama yosun var. Şimdi bir şey gördük, böyle hafif böyle pırda rahat bir şekilde denize girebilecek diye. Evet. Hiç dalga yok gördüğünüz gibi. Berrak ama yosun görünüyor. Adriyatik deniz. Şunlar feribot. Aynen.
araçlar, araba ile yani araçlarla aynı araba yapıyor. Bununla barakada götürülebiliyor aynı şekilde. Dakikamız var efendim. 40 dakika. 40 dakika daha da çıkayım. Yok ben razıyım. Ben buraya görmeye razıyım. Yarım saatte bir saatte bu yanılarak burada işte mola verecek. Hava sıcakta da denize girmek için vakit olmuyormuş. Bu şekilde geziliyormuş bilginize. Buralardan denize girmişler. Buralar Marmaris içmeler, içmeleri andırıyor. Marmaris içmeler. Karadağ. Yazdım.
Marmaris'e benziyor buralar. Ama Marmaris'in denizi çok daha güzel. İçerisinde yosun yok. Hazırlayın toprağı. Lisan. Burası Lisan. Ayak bastı parası. Onu kime veriyor? Kime? Kim oluyor ayak bastı parası? Belediye başkanı mı geliyor? Hayır, turizm information'e veriyoruz. Verelim ya. Kış karşılığını alıyoruz sevgili dostlar. Kış karşılığında 1 euro vererek ayak bastı parası ödüyoruz. Turizm Bakanlığı'na gidiyormuş paraları. Yani yasal. Yasal olarak alıyorlar, rüşvet vesaire değil kesinlikle. Sevgili dostlar. Bir mark. İki mark. İki mark mı? Evet. İki markı kim bana verdi? Bu iki kame Bosna Hersek'te geçen para 1 euro yapıyor. Var mı vermeyen? Bana iki kamer vermiştim değil mi? Çıkın.
çok güzel. İyi bir çekiyorsun. Hayatımızın telefonumuz resim ama gerek yok fazlası. Emekli adamız çalışmıyoruz ki. Benim arkadaşım. 80 bin diyorsun. Ben bunu ayrıldım. Ne zaman? 13. Ama ben 22'nin... Kotor'a girdik. Burası Kotor. Basamak duvarında bir basamak sayısı var yanlış hatırlamıyorsam. Kotor Kalesi. Evet. Daha sonra eklemeler yapılmıştır. Kazıcığımız son sevgili dostlar 7. yüzyıl itibariyle yapılmaya başlamış ama eklemeler ta 18. 19. yüzyıla kadar da devam etmiştir. Yani birikte birikte şehir büyümüştür. Onun için 14. yüzyıl, 15. yüzyıl, 16. yüzyıl ve de 17. yüzyılda yapılmış olan yapılar mevcuttur Eskişehir içerisinde. Hemen yan tarafında birazdan göreceğim Şortra Nehri var. Deniz kapısındayız. Kotor Eskişehir'e 1 euro karşılığında girdik. Deniz kapısından girdik. Devam ediyoruz. Saat kulesini gördük. Bu meydana bu şekilde adlandırılması nedeni hemen yan tarafta görmüş olduğunuz kiliseden dolayı bu şekilde adlandırılmıştır.